27.09.2021 tarihinde Vezirköprü Belediyesi önünde yaşanan hadiseler elbette bizleri de üzmüştür. Olayların bu noktaya varması bizler için elbette ki övüş kaynağı değildir. Akabinde yapılan provokasyon olduğu yönündeki açıklama ise bizleri daha da üzmüştür. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bir halk arayışının bu şekilde neticelendirmesi kabul edilemez, mümkün değildir. Olayların siyasi bir zemine çekilmeye çalışılması maksatlıdır. Sorumluluk sahiplerinin kendi yetersizliklerini örtbas etmek için bu tarzda açıklamalar yapması çözüm arayışından ne denli uzak oldukları en büyük kanıtıdır. Yalnızlaştırmaya çalıştığımızda bu süreçte son olarak muhtarımızın görevden alınarak yerine kayyum atanması ise bizleri vurulan bir son darbedir. Bu kararı asla doğru bulmuyoruz ve vicdanlarda kabul görmediğini bilinmesini istiyoruz. Bizler 7'den 70'e tüm köy olarak muhtarımızı sonuna kadar yanındayız. Mücadelemiz Vezirköprü'de olan olaylar da kamu binasına yaptığımız hasardan dolayı herkese özür dileriz. Ama şu anda o binanın zararı Adetepe köyü halkı için ödenmiştir. Her şey var, her şey var. Biz muhtarımızı istiyoruz. Mühürünü ver adamın. Arkadaşlar, muhtarımızı istiyoruz. Tek tek, tepkeleri soktular. Ailelerimize zulüm, eziyet ettiler. Biz de ailelerimizi korumak için, ailelerimizi önlemek için yanlarına, peşlerine, arkalarına gittik. Allah rızası için bizleri Sayın Cumhurbaşkanım, bizlerin elinden tut. Biz muhtarımızdan başka istemiyoruz. Evet, muhtarımız gelecek, mühürümüz gelecek. Yok. Bizim son gözümüz. Bir. İkinci bir sefer. Ya, oturma. Gelin.